Evet. Değerli arkadaşlar, dersimizin ikinci bölümüne başlıyorum. Vatandaşlık hukuku. Aslında genel olarak vatandaşlık hukukunu anlatmakla beraber, yani 2 hafta, ondan sonra ise Türk vatandaşlık hukukunu anlatacağız. Yani her ülkenin vatandaşlık kanunlarında bazı farklılıklar olabilir. Biraz ilerleyen saatlerde göreceksiniz. Bazı ister vatandaşlığın kazanılması konusunda olsun, ister vatandaşlığın sona ermesi konusunda olsun, çeşitli farklılıklar, değişiklikler olabilecektir. Biz bu hafta ve önümüzdeki hafta vatandaşlık hukukuna genel olarak giriş yapacağız. Ondan sonra 3. haftadan itibaren ise doğrudan doğruya Türk vatandaşlık hukuku nasıldır? Türk vatandaşlık hukukunda vatandaşlığın elde edilmesi, kazanılması, kaybedilmesi, sona ermesi hususlarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, şimdi vatandaşlık ne demektir? İlk önce buradan başlayalım. Vatandaşlık, bir kişinin belirli bir devletin hukuk sistemine aidiyeti demektir. Yani kişiyle devlet arasındaki hukuki bağdır. Yani vatandaşlık dediğimiz zaman anlamamız gereken şey bu. Kişiyle devlet arasındaki hukuki bağa vatandaşlık diyoruz. Yani bir kişi belirli bir devletin hukuk sistemine ait olması demektir vatandaşlık kavramı. Mesela biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyebiliyorsak bu ne demektir? Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemine bağlıyız. Buradaki bağlılık, yani sadakat anlamındaki bağlılık değil. Yani biz ona tabiiyiz. O kuralların şemsiyesi altındayız. O kurallara uymakla mükellefiz. O kuralların, o hukuk sisteminin öngörmüş olduğu haklara, yükümlülüklere ve sorumluluklara tabiiz anlamına gelir. Demek ki bir kişinin belirli bir devletin hukuk sistemine ait olması ne anlamına geliyormuş? Vatandaşlık anlamına geliyormuş. Vatandaşlık kişiyi hak ve yükümlülüklerin sahibi yapar. Hani biraz önce ortaokullarda, liselerde bir vatandaşlık bilgisi diye bir dersin var olduğunu söylemiştik. İşte o vatandaşlık bilgisi sadece vatandaşlığa bağlı olarak ortaya çıkan sonuçları anlatıyorlar. Yani kişinin seçme hakkı, seçilme hakkı, askerlik yapma yükümlülüğü veya hakkı, siyasi faaliyet, kamu hizmetine girme veya diğer hak ve yükümlülüklerden bahsediyorlar. Oysa bizim burada anlatacağımız husus ise, bu dönem sizlere anlatacağımız husus ise, vatandaşlık hangi hallerde kazanılır, elde edilir? Yani bir kimse nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olur? Hangi hallerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanır? Bundan sonra hangi hallerde vatandaşlık sona erer? Bunu anlatmaya çalışacağız. Vatandaşlık kişiye hak ve yükümlülüklerin sahibi kılar demiştik kişiyi. Mesela seçme hakkı, seçilme hakkı, askerlik, siyasi faaliyet, bunlar hepsi vatandaşlığın, vatandaş olmanın tabii bir sonucudur. Yani kim oy kullanma hakkına sahiptir diye soracak olursak, Türkiye'de mesela sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oy kullanma hakkına sahiptir. Kimler seçilme hakkına sahiptir? İster belediye başkanı olsun, ister il genel meclisi üyesi olsun, ister efendim milletvekili olsun, ister cumhurbaşkanı olsun. Bunun şartı nedir arkadaşlar? Öncelikli şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma. Veyahut da siz bu okuldan mezun olduktan sonra kamu hizmetine gireceksiniz inşallah, önemli bir kısmınız. Bunun belki de hani çok fazla dikkate alınmayan bir şeyi var, şartı var. O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Niye? Hani balık suyun içerisinde yaşarken onun ehemmiyetini bilmez. Ne zaman ki suyun dışına çıktı, o zaman anlar. İşte bunun gibi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kilittir.
anahtardır. O anahtarla o kilidi açarsınız. Dolayısıyla ondan sonra diğerlerini elde edebilirsiniz. Yani biz hani doğuştan itibaren Türk vatandaşlığını elde etmiş olduğumuz için o ilk şarta genellikle ne yapmayız? Çok bakmayız bile. Hatta hiç üzerinde böyle zihnimizi gezdirmemişizdir bile. Akıl etmemişizdir bile. Evet arkadaşlar, diplomatik himaye kavramından bahsedeyim kısaca. İleride yine gelecek. Belki uluslararası ilişkiler derslerinin çeşitli bölümlerinde belki bundan bahsedilmiştir. Diplomatik himaye demek, devletin kendi vatandaşını uluslararası platformlarda savunması, onun hakkını aramasına diplomatik himaye diyoruz. Himaye, koruma demek. Yani diplomatik şekilde korur. Örnek veriyorum. Mesela bir Türk vatandaşı atıyorum gitmiş işte nerede? Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir yatırım yapmış. Devlette, Güney Afrika Cumhuriyeti de diyelim ki bu yatırıma el koymuş. Tazminatını ödememiş. Yani Türk yatırımcı mağdur olmuş veya en azından mağdur olduğunu iddia ediyor. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapabilir? Bu kendi vatandaşının hakkını uluslararası platformda savunabilir. Ondan sonra dava, vatandaşı adına dava açabilir. Vatandaşı adına hak arama yollarını ne yapabilir? Kullanabilecektir. Bu devlete tanınmış olan, devletin sahip olduğu bir haktır. Bu hakkını isterse kullanır, istemezse kullanmaz devlet. Kişi devletin bu diplomatik himayesini ben istemiyorum deme hakkına, şansına sahip değildir. Diplomatik himayeden kişiler vazgeçemez. Ha, devlet isterse kullanır, istemezse kullanmaz. Ama sen diyelim ki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şunu diyemezsin devlete. Ey devlet, ben kendi göbeğimi kendim keserim. Uluslararası platformda kendi hakkımı kendim ararım. Senin beni diplomatik olarak himaye etmene ihtiyacım yok diyemezsin. Evet arkadaşlar, bu da neyin sonucudur? Vatandaşlığın sonucudur. Yani bir kimse eğer bir vatandaşlığa sahip ise, vatandaşlığa sahip olduğu devlet ne yapabilir? Diplomatik himaye hakkını kullanabilecektir. Arkadaşlar, bir diğer konu yine vatandaşlık çeşitli sebeplerle değişebilir. Yani işte bir kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak doğduysa bu onun üzerinde yapışıp kalan ve bir daha hiç çıkmayan bir husus değildir. Çeşitli sebeplerle ne yapabilir? Mesela değişebilir. Mesela ne? Bir Türk vatandaşı iradi olarak başka bir devletin vatandaşlığını kazanabilir şartlarını sağladıktan sonra. Evlenme yoluyla, evlat edinilme yoluyla veyahut da efendim başka vatandaşlık elde edilmesi yollarından biriyle Türk vatandaşlığını kaybedip başka bir devletin vatandaşlığını elde etmesi mümkündür. Dört konu üzerinde duracağız değerli arkadaşlar. Bu dönem vatandaşlığın kazanılması, vatandaşlığın kaybedilmesi, vatandaşlığın ispatı ve vatandaşlıkla ilgili yargı. Yani mahkeme süreçleri, hangi hallerde, ne kadar süre içerisinde dava açılır ve buna ilişkin Türk mahkemelerinin uygulaması nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Buradaki kazanma kelimesi ile kaybetme kelimesini yanlış anlamayın arkadaşlar. Hani para kazanmak veya kaybetmek gibi değil buradaki kazanma ve kaybetme. Yani vatandaşlığın elde edilmesi veya vatandaşlığın başlaması, buradaki kazanılması ifadesi, kaybetmek de sona erme anlamında. Yani vatandaşlık hangi sebeplerle sona erer? Devlet bazen ne yapabilir? Yetkili makamlar kaybettirme kararı verebilir. Yani senin iradenin dışında, senin bazı hataların, suçların yüzünden seni Türk vatandaşlığından ne yapabilir? Mahrum bırakabilir. Bunun adına kaybettirme diyoruz, çıkarma demiyoruz. Onun sebebini ilerleyen derslerde söyleyeceğiz. Evet, demek ki burada kazanma, kaybetme, ispat ve yargı konusunu ele alacağız. Değerli arkadaşlar, şimdi
vatandaşlık hukuku ile ilgili genel ilkelere bakalım. İlke ne demektir? İlke, düstur, eski adıyla prensip. Yani bir hukuk branşında veyahut da bir uygulamada bunlar adeta sınırdır. Bu sınırlar içerisinde hareket edilir. Bu ilkelere göre hareket edilir. Yapılacak olan hukuki düzenlemeler veya yapılacak olan uygulamalar, atılacak adımlar hep bu çerçevede düşünülür. Yani bu ilkeler çerçevesinde, bu ilkelerin çizdiği sınırlar içerisinde, bu ilkelerin koymuş olduğu çerçeve içerisinde düşünülür. İşte arkadaşlar, nedir bu ilkeler? 5-6 tane, 5 tane temel ilkeden bahsedeceğiz. Diğer ilkelerden de özetle bahsedeceğiz. Birinci ilke arkadaşlar, her devletin hangi kişileri vatandaşı olduğuna kendi kanunlarıyla karar verme yetkisi vardır. Ne demek bu? Şu demek, her devletin egemenlik hakkı vardır, egemenlik yetkisi vardır. Kendi sınırları içerisinde, kendi vatandaşları üzerinde arkadaşlar ne yapabilir? Vatandaşlıkla ilgili kuralları koyma yetkisine sahiptir. Ayrıca kimleri vatandaş olarak kabul edecek, kimlere vatandaşlık yetkisini verecek veya vatandaşlığı kaybetme halleri ile ilgili şartları koyma yetkisi kime aittir? Devlete aittir. Devlet ne yapabilir arkadaşlar? Özgür iradesiyle vatandaşlıkla ilgili kuralları koyma yetkisine sahiptir. Yalnız burada şunu hatırlatmak istiyorum. Tabii ki her uluslararası sözleşme devletlerin kendi iç hukukunda yapacağı düzenlemelere birer çerçeve çizebilir. Yani atacağı adımlarda dikkat edeceği, dikkate alacağı, göz önünde bulunduracağı hususlardan bir kural getirebilir veyahut da bir kayıt, bir sınır getirebilir uluslararası sözleşmeler. Haddi zatında uluslararası sözleşmeler devletlerin aslında bir anlamda kararlarına getirmiş olduğu sınırlardır. Hepiniz biliyorsunuz. Peki hocam, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlet, istediği şeyi yapsın, böyle diyemez miyiz? Evet, teorik olarak böyle, ama devletler uluslararası toplumun menfaatlerini düşünerek, efendim kendi geleceğini düşünerek, kendi toplumunun menfaatlerini dikkate alarak ne yapabilir? Arkadaşlar, uluslararası sözleşmeler ile kayıtlanabilirler devletler. Bunu en güçlü devletler ve en zayıf devletler dahi bunu yaparlar. Bu biliyorsunuz, belki diğer derslerde görmüşsünüzdür. 18. yüzyıldan itibaren artık devletlerin gündemine girmiştir. Yani uluslararası sözleşmeler bir anlamda devletlerin iç hukukta atacağı adımlara birer kayıt, birer sınır olmaktadır. Yani bunu da dikkate alınacağını özellikle belirtelim. İkinci temel ilke ise arkadaşlar, her kişinin bir vatandaşlığının olması gerektiği. Her kişinin bir vatandaşlığı olmalıdır. Bu bir idealdir. Bu bir gayedir. Neden? Çünkü bir kişinin vatandaşlığının bulunmaması son derece arkadaşlar zor bir durumdur. Yani bir kimse pasaport taşıyamıyorsa, efendim pasaport alma hakkı yok ise, bu kişi için hayat gerçekten çok zordur. Neden? Çünkü bir ülkeden başka bir ülkeye geçişi söz konusu olmayacak veyahut da çok zor şartlarda gerçekleşecek. Veyahut da devletlerin vatandaşlığa bağlı olarak sağlamış olduğu haklardan yararlanamayacak demektir. Biraz önce söyledik. Mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişinin kamu görevine, yani Türkiye'de kamu görevine girme, seçme hakkı, seçilme hakkının bulunmadığını söyledik. Dolayısıyla arkadaşlar, vatansızlık son derece zordur. İşte bu zor durumu aşmak için devletler, uluslararası toplum ne yapmıştır? Her kişinin bir vatandaşlığı olsun
idealini ortaya koymuşlardır. Bu konuda iki tane önemli uluslararası sözleşme vardır. Buna ilerleyen zamanda değineceğiz. Arkadaşlar, birisi Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılmıştır. Diğeri de Avrupa Konseyi öncülüğünde yapılmıştır. Birisi Cenevre Sözleşmesi, birisi Bern Sözleşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Onu ilerleyen derslerde söyleyeceğiz. Yani vatansızlığın önlenmesi veyahut da vatansızlığın sayısının azaltılmasına yönelik sözleşmelerdir bunlar. Hatta yine devletler ne yapabilirler? Bir vatandaşlığı kazanmadan önce kendi vatandaşlığının terk edilmesini önleyen bir hüküm koyabilirler. Mesela bizim Türk Vatandaşlığı Kanunumuzun 25. maddesinde buna ilişkin bir hüküm vardır. Ona da değineceğiz. Ne demek bu? Şu demek. Yani bir kişi şunu diyebilir. Ey Türkiye Cumhuriyeti ben senin vatandaşlığından ayrılıyorum. Çünkü ben başka bir devletin vatandaşı olacağım. Buyur kardeşim ol ama ilk önce oranın vatandaşlığını elde et. Ondan sonra benim vatandaşlığımdan ayrıl. Çünkü şöyle bir durum olabilir. Benim vatandaşlığımdan ayrıldın. O devletin vatandaşlığını da kazanamadın. Ne olacak? Ortada kalacaksın. İşte vatansız kalınmasını önlemek amacıyla ne yapmış? Bir ilke olarak vatandaşlık hukukunda bir ilke benimsenmiş. O da her kişinin bir vatandaşlığı olmalıdır. Ve devletler başka bir devletin vatandaşlığını kazanmadan önce kendi vatandaşlığının kaybedilmesini önleyen bir hüküm öngörebilecektir. Üçüncü ilke değerli arkadaşlar, kişinin sahip olduğu vatandaşlıktan keyfi olarak mahrum bırakılmaması ilkesi. Bu ne demek? Şu demek. Yani biraz önce söyledik, vatandaşlık çok kıymetli bir şey, çok değerli bir şey. İşte bu vatandaşlığın kaybının keyfi olmamasını ne yapıyor? Devletler arzu ediyor. Uluslararası toplum arzu ediyor. Peki bunu nasıl sağlarsınız? Yani keyfilikten nasıl uzaklaştırırsınız devletleri? Yani senin kaşını beğenmedim, senin gözünü beğenmedim, senin tipini beğenmedim, senin düşünceni beğenmedim, senin efendim giyinişini beğenmedim diyerek vatandaşlıktan mahrum ederse kişileri devletler veyahut da senin etnik kökenini benimsemiyorum, senin etnik kökenini beğenmedim deyip devletler o kendi vatandaşını keyfi yere mahrum bırakabilir mi vatandaşlıktan? İşte bırakmasın diye arkadaşlar mekanizmaların kurulması gerekiyor. Ne gibi? Yargı mekanizması. Yani vatandaşlığından mahrum bırakılan kişiler bu hakkını arayabilsinler. Nerede? Yargı makamları önünde haklarını arayabilsinler. İdari makamlar olsun ve özellikle ama mutlaka mutlaka yargı makamlarının denetiminden geçmesi gerekiyor. Bu bir ideal, bu bir ilke. Ama her ülke buna riayet ediyor mu derseniz maalesef riayet etmiyor. Mesela Suriye değil mi? Kendi ülkesindeki yaklaşık şu anda 6 milyondan fazla, 7 milyon civarında insan ne oldu? Sığınmacı durumuna düştü. Yani başka ülkelere gitmek durumunda kaldı. 3,5 milyonu mesela Türkiye'de, yaklaşık 1 milyona yakın insan Suriyeli Lübnan'da. İşte yaklaşık 700-800 bin civarında mülteci Almanya'da ve dünyanın diğer ülkelerinde sığınmacı olarak bulunuyor. Dolayısıyla arkadaşlar uluslararası toplumda genel olarak benimsenmiş olan yaklaşım neymiş demek ki? Kişiler vatandaşlığından keyfi olarak mahrum bırakılamaz. Bunun için gerekli denetim mekanizmaları kurulması gerekiyor. Ama her devletin buna riayet ettiğini söylemek çok kolay değil. Dördüncü ilke değerli arkadaşlar, vatandaşlık kişiye zorla yükletilemez, terke zorlanamaz ilkesi. Şu demek, sen hiçbir talepte bulunmadığın halde, atıyorum Moğolistan devleti
ne yapamaz? Sana kendi vatandaşlığını veremez. Yani seni Moğol vatandaşı yaptım, sen benim vatandaşımsın diyemez. Neden? Çünkü senden bir talep gitmedi. Ve kendi vatandaşlığını, yani Moğolistan devletinin vatandaşlığını kazandıracak veya seni Moğolistan devletinin vatandaşı yapacak herhangi bir işlem, herhangi bir uygulama, herhangi bir efendim halin, davranışın içerisinde bulunmadım. Ne demek istediğimi biraz sonra anlatacağız. Mesela doğum olayı nedir? Kişileri otomatikman bir devletin vatandaşı yapabilir. Evlat edinilme veyahut da bir devletten kopma, ondan sonra bir devletten ayrılmış bölgede oturma ne yapabilir? Kişiyi otomatikman başka bir devletin vatandaşı yapabilir. Böyle bir durum yokken otomatikman seni durup dururken ne yapamaz demek ki hiçbir devlet kendi vatandaşı haline getiremez. Veya terke de zorlayamaz. Mesela işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti sana şunu diyemez. Ey kardeşim, atıyorum Begüm Nur Erdemli, seni ben tipini beğenmedim arkadaş. Ben senin vatandaşım olmanı istemiyorum. Sen terk et bu ülkeyi, vatandaşlığından ayrıl diye çeşitli uygulamaların içerisine giremez değerli arkadaşlar. İşte bu da bir ilkedir. Yalnız burada şuna dikkat edelim. Doğumla kişiler kanun gereği ne yapıyorlar? Bir vatandaşlığı elde etmiş oluyorlar. Genel bir vatandaşlık kazanılması yolu veya elde edilmesi yolu doğumdur. Yani annesi veya babası bir devletin vatandaşı olması sebebiyle, sen de onun çocuğu olman sebebiyle, o kişilerin çocuğu olması sebebiyle ne oluyor arkadaşlar? Doğan çocuk anne ve veya babasının vatandaşlığını kanun gereği kazanıyorlar. Burada şu çocuk şunu diyemez. Ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ya ben doğdum sırf annem Türk diye veya sırf babam Türk diye veya her ikisi Türk diye ben Türk vatandaşlığını istemiyordum ki. Sen bana zorla Türk vatandaşlığını yükletmişsin. Ben bu Türk vatandaşlığını istemiyorum deme hakkına sahip değildir. Çünkü doğumla elde edilen vatandaşlık kişiye zorla vatandaşlık yükletme anlamına gelmez. Bunun dışındaki diğer ilkelere de bakalım değerli arkadaşlar. Egemenlik hakkına saygı. Biraz önce söyledik. Devletlerin kendi egemen olduğu sınırlar içinde egemenlik yetkisi vardır. Egemenlik yetkisi ne demektir? Kural koyma yetkisi. İstediği gibi hareket etme yetkisi. Yani istediği kuralı, kaideyi koyma yetkisi egemenlik hakkının bir gereğidir. Sahip olduğu sınırlar içerisinde işte tabii efendim kaynaklar üzerinde tasarruf etme yetkisi egemenlik hakkının doğal bir sonucudur. Demek ki arkadaşlar bu anlamda devletler egemenlik hakkının bir gereği olarak, egemenlik hakkının bir sonucu olarak vatandaşlıkla ilgili şartları koymaya yetkisi bulunmaktadır. Bir diğer ilke ise arkadaşlar hakkın kötüye kullanılması yasağı. Siz bunu belki medeni hukuk dersinden veyahut da hukuk derslerinden daha önce belki bir nebze anlatılmış olabilir. Hiç kimse sahip olduğu bir hakkı ne yapamaz? Başkasına zarar verecek şekilde kullanamaz. Mesela senin diyelim ki bahçen var. Bu bahçenin kenarlarına duvar yapma hakkın var. Ama bu duvarı ne yapamazsın arkadaşlar? Komşunun işte efendim tamamen gölgede bırakacak şekilde kalkıp da 100 metre duvar inşa edemezsin. Neden? Çünkü bu artık elde edeceğin faydadan ziyade başkasına zarar getirecek bir davranış biçimi. Yani hakkın kötüye kullanılması durumu. İşte aynen bunun gibi
vatandaşlık hukukunda da neler vardır? Arkadaşlar, hakkın kötüye kullanılması yasağı halleri vardır. Şimdi ilerleyen derslerde göreceğiz. Mesela bir yabancı Türk vatandaşlığını elde etmek istiyorsa ne yapması lazım? Türk vatandaşlığı kanununda öngörülmüş şartları yerine getirmesi lazım. Mesela evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını elde etmek istiyorsa o zaman bir Türk vatandaşıyla evlenecek ve 3 yıl evli kalacak ve evlilik birliği kuracak en az. Ondan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak için dilekçe verebilir, başvurabilir. Peki şöyle yaparsa, sırf kağıt üzerinde evlilik varmış gibi gösterip ondan sonra Türk vatandaşlığını elde etmeye kalkarsa bu ne anlama gelir? Hakkın kötüye kullanılması anlamına gelir. Veya hemen bir sonraki ilke, iyi niyetin olmaması anlamına gelir. Bir diğer ilke arkadaşlar, makul ölçü ilkesi. Makul ölçü ne demektir? Şu demektir. Devletler vatandaşlıkla ilgili kuralları koyarken ne yapması gerekiyor? Makul kurallar. Makul kelimesi akıl kelimesinden geliyor. Arapça kökenli bir kelime. Akılla ilgili. Yani akla dayanan, gerçeğe dayanan, somut gerçeklere, hayatın gerçeklerine uyuşan kurallar konulması gerekir. Aksi takdirde vatandaşlıkla ilgili kuralların uygulama alanı kalmaz. Mesela arkadaşlar, diyelim ki yine ilerleyen derslerde göreceğiz. Türkiye'de 5 yıl kesintisiz bir şekilde ikamet eden bir yabancı, diğer şartları, orada sayılan 6 tane daha şart var, toplam 7 şart var. 7 tane şartı sağladığı takdirde nedir? Türk vatandaşı olabilecektir. Arkadaşlar, o orada konular, şeylerden bir tanesi 5 yıl. Türkiye'de 5 yıl ikamet etmesi gerekir. Peki bu 5 yıllık süreyi 5 yıl değil de 25 yıl, 35 yıl şeklinde koyarsan ne olur kuralı? O zaman bu yolla Türk vatandaşlığını elde etme kapısını ne yapmış olursun? Sen kapatmış olursun. Dolayısıyla konulan kuralların ne olması gerekiyor? Makul ölçüde bulunması gerekiyor. Yine yani buna ilişkin örnekler vereceğiz ilerleyen derslerimizde. Arkadaşlar, milletler arası toplumun menfaatlerini zedelememe ilkesi var. Arkadaşlar, vatandaşlıkla ilgili işler, vatandaşlık uygulamaları arkadaşlar sadece ve sadece kişiyi, yani vatandaşlıkla ilgili işlemlere muhatap olan kişiyi ilgilendirmez. Kimi de ilgilendirir? O devleti de ilgilendirir. Ondan sonra uluslararası toplumu da ilgilendirir. Mesela işte bir Suriye vatandaşı ne oldu? Yerinden edildiği zaman Türkiye etkilendi, Lübnan etkilendi, efendim işte Avrupa Birliği ülkeleri etkilendi, işte İran etkilendi, efendim böyle bu coğrafyaya yakın olan pek çok devlet bundan etkilendi. Demek ki vatandaşlıkla ilgili uygulamalar ne olması gerekiyor? Uluslararası toplumun menfaatlerini zedelemeyecek biçimde kullanılması gerekiyor. Gelelim arkadaşlar önemli bir konuya. Ondan sonra da evet, 4 tane slaytımız kalmış. Biraz hızlı anlatacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, dedik ya, her devlet kimleri vatandaş yapacağına kendi kanunlarıyla karar verme yetkisi var. Peki devletler kimleri vatandaş yapacağına hangi kriterleri kullanarak karar verirler? Hangi kriterleri kullanırlar da bir kimseyi kendi vatandaşı yaparlar? Arkadaşlar, en çok kullanılan kriter 5 tanedir. Birincisi doğum, ikincisi evlilik, üçüncüsü evlat edinilme, dördüncüsü halefiyet ve beşincisi irade, yani kişinin talebi.
Başka yollarda, başka kriterler de kullanılabilir ama en çok karşılaştığımız kriterler bunlar. Birinci kriter doğu. Yani devletlerin çoğu ya ikisi birlikte veyahut da çoğunlukla ayrı ayrı anne veya baba kendi vatandaşı ise onun çocuğunu yine kendi vatandaşı kabul ediyor. Arkadaşlar buna soy bağı diyoruz. Yani bizim kanunumuz da bunu benimsemiş. Ne diyor? Türk anne veya Türk babadan evlilik içinde doğan bir çocuk nedir? Kanun gereği Türk vatandaşlığını kazanır. Bir de arkadaşlar doğum yeri. Doğum yeri de şu. Arkadaşlar bazı ülkeler var. Bazı ülkeler var. Kendi ülkelerinde doğan çocukları kanun gereği otomatikman kendi vatandaşı olarak kabul ediyor. Bazı ünlüler duyarsınız, görürsünüz. Bu kişiler doğum vakti geldiğinde Amerika'ya giderler. Çocuklarını Amerika'da doğururlar. Ondan sonra Türkiye'ye gelirler. Niye böyle bir şey yaparlar? Sebebi şu, çocuk Amerika'da doğduğu zaman arkadaşlar aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını kazanmış oluyor. Ondan sonra aynı anda Türk vatandaşı da oluyor anne babasından dolayı. Dolayısıyla çocuk doğduğu andan itibaren hem Amerikan vatandaşı hem de Türk vatandaşı olabiliyor. İşte arkadaşlar doğumun iki yönünün olduğunu söyledik demek ki. Birisi soy bağı, diğeri doğum yeri. İkinci kriter, kullanılan en çok karşılaştığımız kriterlerden birisi de evlilik. Yabancı bir kişi mesela Türk vatandaşlığını elde etmek istiyorsa bir Türk vatandaşıyla evlenir, 3 yıl evlilik birliği sürdürür, ondan sonra Türk vatandaşlığını elde edebilir. Ülkeden ülkeye süre konusunda farklılıklar arz edebilir. Kimisi 1 yıl, kimisi 3 yıl, kimisi 5 yıl gibi çeşitli süreler öngörebilirler. Ama evlilikte nedir? Evlilik dahi vatandaşlığı kazanma yollarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yine ayrıntısını anlatacağız arkadaşlar. Şartlarına değineceğiz, sonuçlarına değineceğiz. Bunlar sadece genel olarak yani genel vatandaşlık hukukundan bahsediyoruz şu anda. Üçüncü haftadan itibaren Türk vatandaşlığı kanunundaki ilgili hükümleri biz teker teker ele alacağız. Bir diğer yol ise, kriter ise arkadaşlar evlat edinilme yolu. yabancı kişiler, yabancı çocuklar mesela ne yapılabilir arkadaşlar? Evlat edinilebilir. Mahkeme kararıyla gerçekleşen bir evlat edinilme halinde evlat edinilen kişi, evlat edinen kişi veya eşlerin vatandaşlığını kazanabilmektedir. Bizim kanunumuzda da evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması kabul edilmiştir. Bunun da tabii şartları vardır. Onlardan da bahsedeceğiz. Bir diğer yol veya bir diğer kriter ise halefiyet yolu. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri yakinen bilirler. Bazen devletler bölünebilirler. Veyahut da belirli bir devlete ait olan toprak parçası başka bir devletin himayesine geçebilir, sınırlar içerisine dahil olabilir. Veyahut da bir devlet bölünebilir. Belirli bir parçası ayrılıp yeni bir devlet oluşturabilir. Veyahut da bazen birden fazla devlet birleşebilirler. Bunun her birisinin çeşitli örnekleri var. Mesela Doğu Almanya ve Batı Almanya'nın birleşmesi gibi. Tam tersine Çekoslovakya devletinin Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti şeklinde ayrılması gibi. Veyahut da Ukrayna'dan Kırım bölgesinin ayrılıp Rusya'ya bağlanması gibi. Arkadaşlar neler vardır dünya üzerinde? Pek çok örnekler vardır veya tam bölünmeye de Sudan örneğini yakın örnekleri verebiliriz. Sudan ve Güney Sudan şeklinde iki devlete dönüştüğünü gördük.
Şimdi peki biz bunları niye anlatıyoruz? Bu tür bölünmelerde, birleşmelerde veyahut da başka bir devlete katılma durumlarında orada oturan kişiler ne oluyorlar? Kanun gereği ve otomatik olarak o yeni devletin vatandaşı haline dönüşüyorlar. Burada belki bir süre verilebilir. İlerleyen derslerimizde anlatacağız. Mesela diyebilir ki işte bir yıl içerisinde dilekçe verip şu devlete bağlandığını söylemediği müddetçe burada oturan herkes şu devletin vatandaşıdır şeklinde ne yapabilirler? Şart öngörebilirler. Bir diğer vatandaşlık elde etme kriteri ise iradedir. Bu da çok kullanılan bir vatandaşlık elde etme yoludur. Yani bazen arkadaşlar ne yapabilirler? Kişiler başka devletlerin kanunlarında öngörülen şartları taşıdığını düşünerek veya onları hazırlayarak, sağlayarak ne yapabilirler? O devletin vatandaşlığını elde etmek üzere başvurabilirler. Bizde de buna benzer yollar var. Mesela Türkiye'de 5 yıl ikamet eden, yasal ikamet eden kişiler Türk vatandaşlığını elde edebileceklerdir. Hemen parantez içinde belirteyim değerli arkadaşlar. Buradan hemen aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Acaba Suriye'de 2011'den beri aşağı yukarı Türkiye'de 9 yıl oldular. Acaba 9 yıl boyunca oturdukları için Suriye vatandaşları Türk vatandaşlığına geçebilirler mi? Arkadaşlar kanunumuz ne yapmıştır? İltica statüsüyle yani geçici koruma statüsüyle Türkiye'de isterse 20 yıl kalsın, isterse 30 yıl kalsın otomatik olarak vatandaşlık vermemektedir. Dolayısıyla yani Suriye vatandaşları yine Suriye vatandaşı olarak kalmaya devam etmektedirler. Onlar için yine ayrı bir mevzu açacağız. Onlar fiili, defakto vatansızlar durumuna dönüşmüş durumdalar. Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değillerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığının sağlamış olduğu hak ve yetkilerden yararlanamamaktadırlar. Bunu özellikle belirtelim. Arkadaşlar, bundan sonraki kısımları biraz daha hızlı geçiyorum. Başka devletin vatandaşı iken başka bir devlete vatandaş olan kişi elbette bulunduğu ülkede yani yeni vatandaşı olduğu ülkede bir kimlik problemi yaşayacaktır. Bununla ilgili çeşitli projeler, efendim süreçler, hazırlıklar, ondan sonra uyum çalışmaları yapılmaktadır. Çok ayrıntıya girmiyorum. Terminoloji konusunda arkadaşlar hangi kavramı daha çok kullanacağız biz? Vatandaş ve vatandaşlık mı? Teba, tabiyet mi? Uyruk veya uyrukluk mu? Arkadaşlar Osmanlı döneminde teba deniliyordu vatandaşa. Tabiiyet de vatandaşlık demekti. Hala bu kavramı kullanan hocalar var. Mesela Ankara'da Gülin Güngör Hoca'nın kitabı Tabiiyet Hukuku şeklinde çıkmış durumda. Yeni bir kitap yani 2018 tarihli diye hatırlıyorum. Yani bu kavramı kullananlar var. Veyahut da uyruk kelimesini kullanan kişiler de var çok az olmakla birlikte. Biz vatandaş ve vatandaşlık kavramını daha çok kullanıyoruz. Değerli arkadaşlar ben tercih ediyorum. Bu aynı zamanda hem anayasal bir terimdir yani anayasal bir kavramdır. Kanunlarımızda da vatandaş ve vatandaşlık kavramı geçmektedir. Vatandaşlık kavramı arkadaşlar uluslararası hukukla da ilgilidir. Çünkü sadece iç hukuku ilgilendiren bir mesele değildir. Biraz önce söyledik. Vatandaşlıkla ilgili iş ve işlemler ne yapmaktadır? Uluslararası toplumu ve dolayısıyla uluslararası hukuku etkilemektedirler. Evet, şimdi arkadaşlar vatandaşlığı biz ne olarak ifade ettik biraz önce? Hukuki bağ olarak ifade ettik. Yani kişiyle devlet arasındaki hukuki bağ dedik. Peki bu hukuki bağı ifade eden teoriler var mı? Yani bu hukuki bağı ne olarak isimlendiriyorlar? Nasıl izah ediyorlar? Nasıl ifade
ediyorlar. Bu konuda arkadaşlar iki tane teori var. Bu iki teori de tek başına bu hukuki bağı izah etmekten uzak. Yani tam olarak izah edemiyorlar. Yani bir kısım görüşler var. Şöyle diyorlar. Kişi ile devlet arasındaki bu vatandaşlık hukuki bağı akittir. Akit ne demektir? Yani sözleşmedir. Ondan sonra akittir. Yani kişi ile devlet arasında yapılmış olan bir tabiri yerindeyse bir pazarlık neticesinde oluşmuş olan bir akittir diyorlar. Arkadaşlar bu çok böyle gerçeği ifade etmiyor. Neden? Biraz önce söyledik. Mesela kişinin doğum yoluyla bir devletin vatandaşlığını elde etmesi halinde nasıl akitten söz edeceğiz? Yani kişi doğduğu andan itibaren ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını elde etmişim ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuşum. Ben nasıl akit yaptım devlette? Yok, akit yapmadım. Dolayısıyla bu akit teorisi bu açıdan nedir? Tam olarak bu hukuki bağı izah edemiyor. Tasarruf veya statü teorisi dediğimiz ikinci teori arkadaşlar bu da öyle. Bu da şöyle diyor bu görüş taraftarları. Aslında diyor kişiyle devlet arasındaki vatandaşlık bağı bir statü verilmesinden ibarettir. Yani devlet istediğine statüyü verir, istemediğine vermez. Fakat bu görüşte tam olarak o hukuki bağı izah edemiyor. Neden izah edemiyor? Çünkü şundan mesela sonradan kazanma yolu dediğimiz bir yol var. Kişi vatandaşlığını elde etmek istediği devlete müracaat ediyor ve diyor ki ben senin vatandaşlığını elde etmek istiyorum. Ve dolayısıyla o şartları yerine getiriyor. Bir nevi akit gibi oluyor. Demek ki ikisi kendi başlarına bu kişiyle devlet arasındaki vatandaşlık hukuki bağını ifade etmemekle birlikte ikisi birbirini tamamlayıcı teoriler olarak ifade edebiliriz. Evet, devlet arkadaşlar egemenlik yetkisinin tabii sonucu olarak ne yapabilir? Kişinin vatandaşlık sonucu elde ettiği hak ve yükümlülükleri sınırlama yetkisine sahiptir. Evet arkadaşlar bu son slide. Bunu da söyleyip bitiriyorum. Nitelik ve içerik şu. Arkadaşlar bazı devletlerde tek vatandaşlık kavramı yoktur. Gruplar vardır veyahut da efendim böyle şeyler vardır. Özel gruplar vardır. Bizde öyle bir şey yok. Bizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk kabul edilir. Buradaki Türk kelimesi kafatası olarak veyahut da etnik olarak ifade edilen bir şey ifade kavram değildir. Buradaki Türk kelimesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı anlamını ifade etmektedir. Dolayısıyla tek vatandaşlık kavramı vardır. Yani hangi etnik kökenden gelirse gelsin, hangi dini inanışa mensup olursa olsun, hangi efendim işte şeye ayrıcı bir özelliğe sahip olursa olsun, onların hiçbirisi dikkate alınmadan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seçme hakkına, seçilme hakkına, efendim askerlik yapma yükümlülüğüne tabidir. Kamu görevine girme hakkına tabidir. Yani onun Hristiyan olması, Kürt olması, Türk olması, Çerkez olması veyahut da efendim işte herhangi bir aileye mensup olması vesaire ne yapmaz? Hukuki haklardan yararlanmak konusunda bir ayrıcalık teşkil etmez. Burada kısa, çok küçük bir parantez açmak istiyorum. Azınlıkların belirli bazı imtiyazlarının var olduğunu belirtip o konuya tekrar geri döneceğimi söyleyip ondan sonra burada o konuyu kapatıyorum. Son olarak şunu söyleyelim arkadaşlar. Avrupa Birliği vatandaşlığı diye bir kavram var. Avrupa Birliği 28 devletten oluşuyor. Mesela atıyorum bir Fransız vatandaşı
hem Fransa devletinin vatandaşıdır, hem aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşıdır. Ama bu Avrupa Birliği vatandaşlığı arkadaşlar bizim bildiğimiz anlamda bir vatandaşlık değildir. Devlet vatandaşlığı değildir. Devlet vatandaşlığının yerini alan bir durum değildir. Sadece bir statüdür. Bir imtiyaz sayılabilir. Yani Avrupa Birliği üyesi devletler de işte serbest dolaşım, iş bulma, iş kurma, ondan sonra ikamet, seyahat vesaire gibi hakları sağlayan bir statü olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önce hani diplomatik himayeden bahsetmiştik ya, Avrupa Birliği ne yapamaz arkadaşlar? Diplomatik himaye yetkisini kullanamaz. Diplomatik himaye yetkisini yine kim kullanacaktır? Doğrudan doğruya devletler kullanacaktır. Evet, bugün son bir şey, onu da mizahla kapatalım. Dünya vatandaşlığı diye bir vatandaşlık var mı? Genellikle bana sorulan bir sorudur bu. Hemen hemen bu dersi, bu konuyu anlattığım zamanlarda sorulan bir sorudur. Hiç duydunuz mu böyle bir spekülasyon haberi? Evet, duyduysanız bile arkadaşlar artık şu andan itibaren tashih edin, düzeltin. Bu kavram, böyle bir kavram yok. Dünya vatandaşlığı diye bir kavram yok. Bu tamamen spekülatif, efendim manipülasyona yönelik veyahut da ya siyasi içerikli veyahut da efendim böyle mizah içerikli bir kavram. Yani efendim işte bir uçakta doğan çocuk dünya vatandaşı oluyormuş, onun efendim hiçbir pasaporta ihtiyacı olmadan bütün dünyayı gezebiliyormuş. Böyle bir kavram, böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu tamamen asılsız bir haber. İlerleyen derslerde söyleyeceğiz. Mesela anne babası hangi devletin vatandaşı ise o çocuk o devletin vatandaşı olmakta. Artı uçaklar, yani hava araçları ve deniz araçlarının da vatandaşlıklarından bahsedeceğiz önümüzdeki hafta. Orada doğan kişiler de yine arkadaşlar doğum yeri esasına göre o devletin vatandaşlığını elde etmesi söz konusu olabilecektir. Onun için böyle spekülatif efendim manipülasyona yönelik, özellikle sosyal medyada böyle çok ortada gezen haberlere lütfen itibar etmeyin. Evet arkadaşlar, burada dersi noktalıyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Tekrar söylüyorum, bu şeyi, slide sunularını OBS'ye yükleyeceğim. Oradan alabilirsiniz. Bu yüklediğim slide 1 hem bu haftanın konularını hem önümüzdeki haftanın konularını içermektedir. Peki, hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.